Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda daha yeni böyle üretimhaneye girmişken sizlere olan olaylardan bahsedeceğim. Ekstra olaraktan tabii ki de ilerleyen günlerde gerçekleşecek olaylarımız daha var. Biraz daha böyle ilerleyen günlerde açıklayacağım ama onları bu videoya dahil etmeyeceğim. Bir de bunun yanında yumurtlayan ek olarak beni şaşırtan kuşlarım da var. Hatta ve hatta beklemediğim takımlardan yumurtalar gelecek. Şu an için öyle duruyor. Bakalım artık hayırlısı Allah'tan. Şimdi hemen ilk olarak ben yavrularımı göstereyim. Arka taraftan bir başlayalım. Arkadaşlar burada benim 3 adet dişim var. Hepsi çok ama çok iri kuşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, bunlar tüyden sonra kırık ayarında kuşlar olacaklar. Hani İngiliz kırığı ayarında, ki zaten öyleler şu anda. Hani ben iri çek olarak satıyorum şu anki boyutlarından ötürü. Tüyden sonra istersen jumbo boyutuna gelsin, hiç önemi yok. Ben size bu boyutta şu anda bu yavruları satıyorum. Almak isteyen olursa hepsi el alışık uysal ısırması olmayan kuşlar. Gerçekten güzel kalitede diyebilirim. Hani kaçırılacak kuşlar, eğer ki dişi eksiğiniz varsa, eş yapma amacıyla kuşunuza dişi arıyorsanız, uysal olsun istiyorsanız, bunlar gerçekten kaçırılmayacak kuşlar diyebilirim. Şimdi bunları bir geçelim. TKF bileziklerimizi sipariş ettik. TKF bileziklerimizi sipariş ettik arkadaşlar. İlk posta yavrularımız zaten, bu zaten Eylül sonu gelecekmiş bilezikler de. İlk posta yavrularımız da hemen hemen o zamana denk gelecek. Yalnız TKF bileziklerinde tek bir sıkıntı yaşadığım durum var. Çok geç geliyorlar. Yani gerçekten çok 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 geç geliyorlar. Bu iyi bir şey değil benim için. O nedenle hani şimdi 15'inde en son Ağustos'ta açılıyor. 15'ine kadar birinci parti bilezikleri sipariş edebiliyorsun. O konuda problem yok. Şimdi birinci parti bileziklerimiz gelecek. Peşine ben isim bileziği yaptıracağım. Zaten isim bilezikleri var. Çok hızlı geliyor. Onlarla beraber de dediğim gibi yavrularımızı inşallah takacağız. Bu TKF bileziği neden kullanıyoruz? Hemen onlara da geleceğim. Tabii önceliğimiz bir de bunları anlatalım sizlere. Bu takımı buraya çektim diğer takımla salmaya atarak. Çünkü çok fazla yuvaya girmeye başlamışlardı. Yumurta oluşturuyordu arkadaşlar diğer takım. Yumurtlamaları engellemek için bunları buraya çektim. Yalnız şöyle de bir durum var. Ben önümüzdeki hafta, yani siz bu videoyu ne zaman izlersiniz, ne zaman yetiştirebilirim bilmiyorum ama ben önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Bir proje sunumum var. Ankara'ya yani gittiğimde de yani yine günübirlik olacak da, olur da bir kalma durumumuz vesaire olursa da ben şey yapmayı düşünüyorum. Yani bunları ona göre ayarlayıp, hani en kötü ihtimal düşünerek ona göre ayarlayıp böyle gitmeyi düşünüyorum. O süreçte de tabii bir yumurtlama durumu söz konusu olursa bu kuşların inşallah ki olmaz. Arkadaşlar ciddi anlamda kaçırılacak kuşlar değil. Yani ben oturup akşamları burada bir seyretme imkanı yakaladığımda ciddi manada eş olanlar kendilerini çok net belli ediyorlar ve zaten şu anda da gösterebilirim. Sürekli bıcır bıcır birbirleriyle kurulaşmalar, eşleşmeler sürekli böyleler. Bunlar salmada da çiftleşiyorlar diye buraya attım. Biraz daha yolunu bulsun kuşlar, tekrar salmaya çekeceğim yumurtlamasınlar diye. Buradaki takımım da aynı şekilde yuva hazırlığı içerisinde sürekli yuvaya girip duruyorlar. Çiftleştiklerini ben açık net görmedim. Ama erkeğin çok fazla baskınlık kurduğunu, sürekli olarak ayak attığını, dişiyi sürekli olarak yuvaya çekmeye çalıştığını söyleyebilirim. Yumurta oluşumu şu an net olarak başlamış diyemem ama ufaktan kemik aralarında bir açılmalar söz konusu, dişi için konuşuyorum. Bu takımda net olarak başlamış, zaten yuvadalar. Şöyle. Yani bunlarda net bir şekilde yumurta oluşumu başlamış. Erkek de zaten peşine hemen gidiyor, hiç beklemiyor. Kuşlar ciddi manada sağlam. Bunun garantisini verebilirim sizlere. Sağlıklarından yana zaten ben garanti veriyorum. Sağlamlıktan kastım da şudur. Kuşlar çok kaliteli bir son. Sadece hani DF'lerin üretildiği bir üretimhane. Zaten erkek benim kendi DF'm. Hani yok, bir dakika. Bu olmayacak. Yok, onu verdik arkadaşlar ona. Bu o değil. Bu farklı erkek. Yani size söyleyeceğim şudur ki, şu anda burada gördüğünüz tüm takımlar hani ben buradayım diye bağıran kuşlar. Hani ben gerçekten buradayım diye bangır bangır bağıran kuşlar. Ben fiyatlarını da size söyleyeceğim. En düşük takım 300'den başlıyor. Ve kırık ayarında kuşları veriyoruz normal çek fiyatına. Buna da halen daha fazla diye bulanlar var. Hani en son gerçekten patlayacağız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ciddi manada değer kıymet bilmeyen birçok kişi yazıyor. Hani artık her biriyle mücadele etmek ciddi manada yoruyor beni. İnşallah bu bir gün son bulacak. Çünkü bizi sürekli olarak bu şekilde boş boş konuşturuyorlar bu konuyla alakalı.
Ben bunu da kesinlikle arkasında durarak söylüyorum. Hani boş konuşmaktan kastım da şudur. Bu konu çok boş bir konu. İnsanın emeğini araması çok boş bir konu. Hani neden ben emeğimi arayayım ki? Benim emeğim zaten belli. Sen bunun değerini vermek zorundasın. Eğer istiyorsan ki vermek zorundasın. Ama bunun hakkında yorum yapma hakkı kesinlikle yok. Ama insanlar bu hakkı kendilerine görüyor, bu haksızlığı kendilerine görüyor ve yorum yapıyorlar. Bu konuda biz de karşı savunmaya geçmek durumunda kalıyoruz. Bak bu yüzden bu şekilde diye. Bunun sebebi de zaten piyasada ölü fiyata verenler ve ölü fiyata arayanlar. Böyle bir kısır döngü içerisinde girdi gidiyor. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. Şimdi şu TKF bileziklerine tekrardan bir geri dönecek olursak. TKF bileziği dediğimiz mevzu şudur. Kuşları yarışmaya sokabilmek için bir derneğe kayıt etmek zorundasınız. Eğer ki belli başlı TKF'ye ait dernekler var. Kanaryalar için var, muhabbetler için var, işte papağanlaşa ayrı ayrı kodları falan var bunların. Değişik, biraz daha detaylı konular onlar. Bu kodlarla beraber size üyelik kodunuz dahil olmak üzere bilezikler gönderiliyor. Bu bileziklerde de arkadaşlar sizin hem üyelik kodunuz, kuşun doğum yılı, rengi ona göre ayarlanıyor. Hani ben bir isim bileziği yaptırmak istesem, sadece desem ki ben siyah renk yaptıracağım. Ama şimdi bir 2019'lu kuşun da bileziği siyah renk. Hani şöyle düşünün, senin kuşun o zaman 2023'te ürettiğin kuşun 2019'lu mu olmuş oluyor? Hayır. Sadece isim bileziklerinde şöyle bir durum söz konusu. İstediğiniz renk yaptırabiliyorsunuz. Ama TKF'ye ait bileziklerin hiçbirinde kafanıza göre öyle rengini belirleyemiyorsunuz. Hani ben bu rengi istiyorum değil. O yıla göre ayarlanıyor. Her şey yıla göre planlanıyor. Kodları, modları, her şey ona göre yazılıyor. Tek problem yılın sonuna, yani sipariş ettiğiniz aydan bir ay sonraki ayın sonuna kadar gelme süresi var. Mesela Ağustos'un en geç 10'unda 15'ine sipariş et. Eylül sonuna partiler sana gönderiliyor. Hani o yüzden açıkçası bayağı bir bizi o konuda zorluyor diyebilirim. Çünkü süreç çok geç. O süreçte de hani yavrular büyüyecek, ayaklarına olmayacak, çok zorlanacağız. İnşallah problem olmadan çözeriz. Kuşlara da şimdi yavaştan bir gelelim. Hemencecik onlara da bir anlatalım. Bu kızımda yumurta var. Evet, güzel haberi sizlere vereyim. Daha henüz yumurtlama gelmedi. Yani yumurta gelmedi, yumurtlama olmadı. Ama kızımızda yumurta var bir. İkincisi zaten iki yumurtalı olan bu kızım. Bugün üçüncüyü bırakacak nasip olursa. İlk yumurtlayan kızım buydu hatırlarsanız. En azından şu mutluluğu yaşıyorum. Bulut'un şu iki soyu benim için çok çok değerli. Bu iki soyu da ilerletebilmek benim için çok iyi oldu. Hani o konuda çok çok mutluyum. Buradaki kızımla da olacak arkadaşlar. Şu iki takımı benim çok umutsuz vakalardan. Bir bu iki takım, bir de şu iki takım ama bunlar kadar umutsuz vaka değil onlar. Rainbow'lar 13 ve 14 numara. Şimdi bu iki tane takımı da hani cidden neden umutsuz vaka? Bunlar kavga ettiği için. Bunlar da daha çok toy oldukları için. Gerçi bunlar da toy ama hani bunlar biraz daha böyle baby face. Hani o yüzden kıyamıyorum bunlara. Ama bunların kavga etmesi hiç hoş olmadı. Bir de bunların bir tık daha yaşı bunlara göre fazla, o yüzden. Hani erkek belki çok ısrarcı ama genel anlamda dişi çok ters çıktığı için erkeğe, bir o kadar da sevdiği için ne yardan ne serden hani olmuyor. Yuvalık da buna etken olabilir. Yuvalığın bölümü. Yani olduğu bölge. Kuşlarla da ilgisi olabilir. Bu arada ben dişiye bakmadım. Ona da bir bakayım. Bir an böyle bir şişkinlik gördüm dişinin popasında da. Acaba dedim bu saydıklarımı boşuna mı saydım hayvana? Ama değilmiş arkadaşlar. O şişkinlik normal tüylerin kendi kabarttığı içinmiş. Yani dişinde şu an yumurta yok ama inşallah olacak. Deneyeceğiz şansımız. Yani diğerleri kuluçkalarına devam ederken biz bunları zorlamaya devam edeceğiz. Ama işte benim şu proje dönemime denk gelmesi çok kötü oldu. Bunlar yumurtlayacaklar. Tek korkum 4 ve 24 numaralı yuvalıklarında olan kuşlarında yağ sorunu. O iki takımında yağ var. O nedenle dişilerimden biraz böyle hani korku da yok değil. Korkuyorum da bir sıkıntı olur diye sık sık kontrol ediyorum. Yani dediğim gibi benim proje dönemime denk geleceği için hayırlısıyla bir böyle sağ salim yumurtlasalardı da ben bir görseydim de öyle gitseydim çok iyi olacaktı. İnşallah yani hayırlısıyla atlatırız. Annem zaten burada olacak. İki tane yumurtam burada. Kızım yumurtlamaya devam ediyor. Allah nazarlardan saklasın, bana mısın demedi. Evet, şimdi güzel olaylara bir gelelim. Arkadaşlar yumurta oluşturmaya başlamış. Yumurtası poposunda hazır, yumurtlayacak. Hiç beklemezdim. Valla helal lan sana Yusufi. Valla
Beni çok şaşırttın, mahcup ettin. Çok çok da iyi oldu. Buradaki kızım bütün gün yatıyor. Danamız kalkmıyor. Öyle takılıyor yani. O halen de aynı modda. Onun değişen bir şey olmadı ama bu kızım yüzümüzü güldürdü. Allah nazarlardan saklasın. Bakın geldik yumurta. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Şimdi bendeki bir böyle hani bu inat diyelim arkadaşlar. Bir şeyde inat edince böyle gece rüyalarıma kadar giriyor. Bunlarda da yani özellikle ben geçen sezon DP ve kırmızı gözlerin yokluğunu o kadar çok aradım ki. O yokluğu o kadar çok hissedildi ki. Yani dedim ki olsaydı şöyle olurdu. Olsaydı bunu böyle eşlerdim. Ya kafayı yedim. Size ben çok çaktırmadım ama. Tek renkler benim hani korkulu rüyam rüyalarıma girdi. Yani tek renk rüyamda gidip tek renk alıyordum yani. Hani düşünün. O kadar çok beni etkiledi geçen sene eksikliği. Bu sene zaten başında karar vermiştim. Tatil dönemine denk gelmesi biraz sıkıntıya sokar gibi oldu ama toparladık. Tek renklerimizi ayarladık. Sadece iki takımda problemim var. Birincisi bu, ikincisi bu. Yani bunun da biraz dişisinin, bunun da dişisinin ayrı ayrı durması lazım. Biraz erkeklerin kızışması lazım. Dişiye tam baskını kuramadı ikisi de. Çünkü erkek dışarıdan gelme, dişi benden tam muhtemelen yeteri kadar kızıştıramadı. Yani tüy dönemine mi denk geldi bilemiyorum. Yerler zaten malum şu an. Öyle olunca da yani biraz o konuda bizim eksikliğimiz oldu. Onu toparlayacağız inşallah. Güzel haber. Bunlarda da bir yumurta durumu var ama henüz yumurtası gelmedi. Bu kızımda da yumurtası var ama henüz gelmedi. Yani tek renkler için 2 DFM. Şöyle 2 tane de bir albino bir turon. Kırmızı gözüm. Tamam okey. Bir tek şunlar biraz sıkıntı. İnşallah olacak. Bakalım beklemedeyiz. Şimdi Rainbow'larda da iki tane sıkıntı takımım var. Bu arada daha yeni geldim. Şimdi ne yemi ne suyu hiçbir şeyine bakmadım kuşlarımız. Direkt videoya girdim. Bu iki takımımda şöyle bir problemim var. İkisinin de eşlerini değiştirerek şu anda yeni eşlemelerden olduğu için. Bu erkeğim de toy. Yani toy bir erkek benim kendi yavrularımdan. Her ne kadar böyle mükemmel duruşuna bakmayın. Yakışıklılığına bakmayın arkadaşlar. Biraz dişiye karşı çekingen. Dişilerimiz de birazcık baskın kızıştığından dolayı. Hadi bunda yine biraz ümit var da yani bu dişi benim geçen sezondan beri ömrümü yedi. O kadar kızgın ki anlatamam. Yani ilk çiftleşen kuşum da buydu. Sonradan benim yani neden midir bilmiyorum bayağı bir sinirlenmeme sebep oluyor bu tarz kuşlar. Yani yuvaya girme desen yok. Yani ne yapayım ben sana ufacık kafese tıkayım da orada illa yumurtlatmaya mı çalışayım? Yani böyle üretimhane ortamlarında ufak kafese koy kuşu çatır çatır yumurtluyor. Böyle büyük kuş, büyük kafeste küçük kuşlar zıvanadan çıkıyor. Ben rahat etsinler diye büyük kafese koyuyorum. Böyle yumurtlamayınca da benim sinirimi tepeme çıkartıyorlar. Yumurtlayacaksın abi. Başka şansın yok. Yumurtlayacaksın. Hani onu da yumurtlatacağım. Onun başka şansı yok. Bu sezon bitene kadar biraz da olsa alacağım bundan. Aynı şekilde bundan da öyle. Allah nasip ederse bunları yapacağım yani. Çünkü ciddi manada beni sinirlendiriyorlar. Baktım şey dahi yok. Yani yumurta oluşumu daha yok. Belki birazcık şunda başlamış. Ama onda hiçbir şey yok. Bu dişimde bile başlamış ya. İki tane kemiğin arası açılmış yumurta oluşturmaya başlamış. Şaka gibi ufacık kuş. Ve bunlardan daha sonra eşledim. Bir de bu dişinin ayağı kırılmıştı yavruyken. Yani büyük travmalar atlatan bir dişi. Bir o kadar da uysal. Elini alıyorsun gram ısırma yok. Yani böylesine bir kan. Yani bunlar çok da sağlamlar. Uğraştırmıyorlar. Şey uğraştırıyorlar. Bunu da emin olmadığım toy bir kuş görüyorsun salini. Beklenmedik taş baş yarıyor işte. Erkek de aynı şekilde benim kendi yavrularımdan. İkisi de mükemmel seviyede renkleri uyumlu. Ve bunları yani ben demirbaşlarımdan yapmayı bile düşünüyorum öyle söyleyeyim. Benim diğer 3 demirbaşımın olacağının garantisini şöyle verebilirim. Bu 3 dişimde de yumurta var. Yumurta henüz gelmedi ama yumurta net bir şekilde var. Buraya gelelim. Kızım yumurtladı. Biliyorsunuz ikinciyi attı bugün. Hayırlı uğurlu olsun inşallah leylak dişim. Yavrularını çok merak ediyorum. Buradaki kızım ne hikmettir anlamadım. Allah nazarlardan saklasın. Şu kadarcık yumurta oluşturduğuna dair içimde şey yoktu. Çünkü hiç belli değil. Bir gün bir açtım baktım dişi yuvada. Elime bir aldım arkadaşlar yumurtayı net şekilde oluşturmuş. Şimdi atmasını bekliyorum. Yani bir 3-5 güne kadar atar diye tahmin ediyorum. Çok ilginçtir, hiç beklemezdim. Ciddi manada beni çok şaşırttı. Bu dişimde de yağ çok fazla, hatta diğer kremine göre daha fazla. Ama ben yumurtayı hissedebiliyorum. Atacak, inşallah atacak hayırlısıyla. Yani beni de çok korkutmuyor değil açıkçası bu durumu.
yağlı dişi aslına bakarsanız eşe atılmaz. Ama benim zamanım o kadar sıkıştı ki. Yani yaptığım en büyük hata buydu eşleme yaparken. Yani bile bile lades oldum ben. Yapılmayacak şeyi yaptım gidip. Ve normalde de bekletirim. Ama bekletemedim. Çünkü şu an benim programımı bilmiyorsunuz. Ona hakim değilsiniz ama arkadaşlar bana proje için Ankara'dan yani çağırdılar. Az çok beklediğim bir şeydi ama emin olamadığım bir şeydi. Tehlikeye atmamak için bunu da eşledim. Çünkü ben yokken tekrardan sezona geç kalması olmamalı. Yani geç kalmamalıydı kuş. Yapsak mı yapmasak mı, annemler yapabilir mi yapamaz mı derken onları da bir daha tekrardan uğraştırmamak, tekrar baştan kür geçmesi gerekiyor. Yani bakımlarını ayrı şekilde yapması lazım. Hani yapamaz bir ben yokken bunu. Hani o yüzden yani ne diyeyim, mecburen yapmak zorunda kaldık. 25 numarada 2 tane yumurta var. Kızım 3. inşallah ki ne zaman bakalım, yarın atacak, bakayım hemen. Aynen yarın atıyor. Buraya gelelim. 2 tane yumurta var. 3. inşallah yarın atıyor. 13'ünde gördüğünüz üzere. Ben ne zaman yaparım bunu paylaşırım bilmiyorum. Bu yumurtalar o zamana kadar da gelir zaten. Bu kızın da yumurta yok ama yuvada çok güzel yatıyor ve yumurta oluşumu zaten başlamış. İnşallah yakında o da kendini belli edecek. Yalnız size bir konudan daha muzdaribim, onu da söyleyeyim. Bu arada bunlar ne yapıyor? Ortadakileri görüyor musunuz? Gözlerini kaşıyorlar. Bir konudan daha muzdaribim. Şu kedi kumu konusu. Yani rengini size ben göstereyim. Bildiğiniz bu gri renk. Yani ben böyle olduğunu bilseydim kesinlikle almazdım. Zaten söylemiştim. Satıcıyla konuşacağım. Bir daha bana bu şekilde göndermemesi için. Ya kafesler de çok kötü duruyor. Yani tamam emici iyi, güzel. Kokusu da güzel. Hani kötü de değil. Lavanta kokuyor. Ben çok sevmesem de hani kötü bir koku değil. Ama çok kötü duruyor tabanda. Yani o temiz görüntüsünü ben alamıyorum bunda. Biraz da o benim takıntılığım ama bu arada bir şey göstereceğim. Arkadaşlar gelin bana hak vermeyin sonra ya. Görüyor musunuz? Rainbow'ları görüyor musunuz? Tam ortadaki. Bilmiyorum yakalayabildiniz mi o noktayı? Birbirleriyle kurulaşıyorlar iki tane dişi. Erkek değil bu arada. İki tane dişi birbirleriyle kurulaşıyor. Ve hani o kadar kızışmışlar ki tellere kur yaptıklarını dahi görebiliyorum. Aynı şekilde buradaki tayfanın da buradaki tayfanın da. Hani o yüzden diyorum size kaçırmayın. Çünkü hani bir daha aradığınızda, bana sorduğunuzda böyle bir kuş yok diyersem ben de üzülürüm. Evet, bunda da yumurta yok şu an için ama yumurtayı net oluşturmuş, görüyor musunuz kafasını? Kızım bir çık. Bir gösterelim. Görüyorsunuz yumurta net bir şekilde oluşmuş. Bunda da İki tanecik yumurtamız var. Devamı gelecek inşallah. Ya bir şey diyeceğim. Geliyormuşum, bir bakıyormuşum. Bütün yumurtalar dolmuş. Allah var ya, ben mutlu olurum. Anlatamam size. Yani çok uzun süre orada kalmayacağım da. Yine de hani günübirlik olan yolculuğumuz belki uzayabilir. Evet, yuvamız boş burada da. Yani bir de çok sık gidip gelemiyorum buraya. Aşırı böyle video stoğum yok. Onları da sizin için ayarlamam lazım. İki tane de burada yumurtamız var yuvamızda. Bu kızım yumurtladı. Yani bu kadar erken beklemiyordum baktığım duruma göre. Bunda yok bu arada, açmayacağım boşuna. Biraz yukarıdaki kuşları sevmiyorum açıkçası. Yalan yok. Neden sevmiyorum ya, yüksekte ya. Açtığım an üstüme talaş düşüyor. O yüzden sevmiyorum arkadaşlar biraz da. Başka hani bir de bunların yuvalarını az önce baktım, ondan kaynaklı. Bunları bu kadar erken beklemiyordum baktığıma göre. Hani biraz daha bekletirdim geliyordu ama güzel yumurtladı, çok sıkıntı yok. Onun haricinde başka neler var? Başka da herhangi bir şey yok. Salmalarımızı bir gösterelim. Salmalarımızda da güzel yemleri döküyorlar böyle buralara. Bir günlük pisliğimiz budur arkadaşlar. Bir günlük pisliğimiz ektedir. Gördüğünüz üzere kuşlarımız gayet sağlam, oldukça sağlıklı. Allah nazarlardan saklasın. Şu an için burada bayağı bir takımımız var. 4 tane rainbow dişi dışında. Şöyle göstereyim en arkayı. Takımlarımızın dişileri bile sağa sola kur yapacak seviyeye gelmiş. O kadar da kızışmışlar. Bunu da sizlere net şekilde gösterebiliyorum. Şurada bakın bir takım çıktı. Görüyor musunuz? Şu ikisi. Orada da bir takım çıkarttı. Kırmızı göz erkekle dişi. Dişi gerçekten şöyle bir dişi ama onu da söyleyeyim. Kur yapsa yavru kuş kuyruk kaldıracak bir dişi. Ben daha kafese çekmedim. Eğer ki arka taraftakiler yine yumurtalarını dizmeye devam ederlerse onları da kafeslere çekeceğim mecburen. Yapacak bir şey yok. Yani yumurta oluştursa istemiyorum ama bir gün bir gelir bakarım yumurtayı oluşturmuş.
Çünkü ben her zaman kontrol etmiyorum onları. O zaman naneyi yedik. Öyle söyleyeyim. Yumurtlatmamı isteyenler var. Yumurtlat öyle alalım diye. Ama arkadaşlar hani beni de lütfen anlayın. Siz şehir dışından istiyorsunuz. Ben bunu kafesli göndermek zorundayım. Hadi en kötü yuvalıklı göndermek zorundayım. Adam benden çok yüksek yol parası istediğinde aa ben bilmiyordum diyorsunuz. Çat benim elimde o yavru yumurtalı kuş duruyor. Hani ben bir şekilde veririm onu. Bir şekilde sahibini bulur. Nasıl bir kimdeyse bir şekilde gidecek ama. Yani beni de bu şekilde zor duruma sokuyorsunuz. Ben de çok isterim yavrulu yumurtalı kuş vermek ama. Şu an hepsini de zaten yani kuluçkadan kaldırdığım kuşlar birçoğu. Burada bile kuluçkadan kaldırdığım bir sürü dişi var. Erkek sayısına göre en çok anlaştıkları dişler. Çünkü salmada üretildikleri için bunlar. Bu dişilerden zaten her türlü yavru alındı. Birçoğundan. Ama adamlar bunu salmada ürettiği için bir erkek 3-4 tane dişiyle çiftleşebiliyor. Örnek veriyorum 10 tane 20 tane dişisi fazla zaten adamın elinde. Erkeğin sayısına göre. O yüzden hani dişilerin burada çok çoğunlukta olması ve yavru alınmış olmasını lütfen yadırgamayın. Burada da dişilerimiz var. Bir çoğunluğu dişi olan kuşlarımız. Tabii kırmızı göz erkeklerimiz de mevcut. Albino, lütino. Şuradaki pardon. Bu şekilde dişilerimiz de erkeklerimiz de mevcut. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.